Hakan Usta, şimdi burası Şevket'in bostanı mı? Şevket'in bostanı. Bizim Şevket amca Alaçatılı. Et gördüm, mutlu oldum ama. Şevket amcaya teşekkür ediyoruz. Evet. Aslında Şevket'i bostan bildiğimiz yerde çıkan diken. Bu değil mi? Evet. Kendisi bu. Tanıştırayım. Şevket'i bostan bu. Bir diken. Eminim çok faydalı. Dikenler de hala burada duruyor ama yumuşamışlar. Evet. Nasıl yumuşattınız? Haşladınız mı? Zamanımız kısıtlı olduğu için önceden haşladık. İyi yaptınız. Diğer malzemelerimiz nedir? Diğer malzemelerimiz gene havuç, soğan, evet, patates, kırmızı biber, biberiye, kuzu eti, kuzu etinin suyu, gene zeytinyağımız. Evet. Limon zannettim. Evet, kuzu etinin kendi suyu kullanacak, kullanılacak zeytinyağımız var. Zeytinyağımız. Tane karabiber ve tuzumuz. O zaman hazırlamaya başlayalım. Karşınızda Şevket'i bostan. İlk havuçla başlayacağız. Havuçlarımız kavruldu. Havuçlarımız da kavruldu. Rengi de zaten görüyorsunuz. Zeytinyağıyla birlikte daha da turuncu bir hal aldı tencerenin içi. Şimdi soğanlarımız ve patateslerimizi de gönderiyoruz. Sebzelerimizi kavurduk. Soğanımız orada, kapya biberimiz gitti, kırmızı biber, patates, soğan bir güzel kavruldu tencerede. Şimdi sırada acaba hangi işlemler var? Şimdi etimizi biraz atacağız. Etimizi kavuracağız sebzelerimizle birlikte. Sebzelerimizi de kavurduktan sonra Şevket'i bostanımızı göndereceğiz. Şevket'i bostanı doğramaya başlıyoruz. Önceden haşladık. Bir taraftan orada etimiz kavruluyor sebzelerimizle. Bir taraftan da Can Usta Şevket'i bostanı iri parçalara bölüyor. Öyle çok ince yapmıyor. Çok ince çünkü yapmıyoruz. Çünkü haşlanacak, parçalanmasın tenceremizin içinde. Biberiyelerimizi de ekliyoruz. İki dal ve kapağı kapatıyoruz. Ne kadar pişmesi lazım? 20 dakikada hazır. Daha fazla pişmesine gerek yok. Vitaminleri kaybolmasın. Evet. İkinci yemek de tamam Can Usta. İkinci yemek de tamam. Sıra geldi mevsiminde mutlaka Ege bölgesinde her sofrada en az haftada bir hazırlanan kabak çiçeği dolmasına. İyi bir dolma tarifi için bekleyin. Sakın bir yere ayrılmayın.